Sayın Bakanımızı şehrimizde görmekten, ağırlamaktan, misafir etmekten büyük onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabii biz şimdiye kadar hep misafir ediyorduk ama Sayın Bakanımız bundan sonra, bu saatten sonra şehrimizin hemşerisi olarak şehrimize hizmet etme noktasında şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalarına daha bir şekilde devam edeceği inancımız ve kanaatimiz tamdır. 6 Şubat'ta 1000 yılın depremi, asrın felaketi dedikleri ve kıyametin provası dedikleri bir depremle karşı karşıya geldi. Ve depremin saat 4:20'de vuku bulduğu ve saat sabah 9'da Sayın Bakanımız Malatya'mıza iştirak etti ve Malatya'mızda o günden bugüne kadar Malatya'daki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin yaralarının sarılması noktasında hakikaten can hıraçene insanüstü bir gayret ve çaba gösterdiler. Bir taraftan enkaz altında vatandaşların çıkarılıp onların hastane ve mezarlığa götürülmesi işlemler yapılırken diğer taraftan vatandaşlarımızın transferi noktasında karayolla transferleri ki 121 bin tane insanımızı karayolla transfer ettik. 101 bin tane vatandaşımızı havayolla transfer ettik. 70 bin tane vatandaşımızı demiryolla transfer ettik. 30 bin vatandaşımızı da feribotla transfer ettik. Biz Malatya halkı olarak kendisine müteşekkiriz. Bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyoruz. O süreç içerisinde Malatya'mıza yapmış olduğu bu güzel hizmetleri ve devam eden bu hizmetlerinden dolayı kendisine ayrıca müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Bakanlar Kurulu'nun vermiş olduğu bir görev var. Bir de şahsi anlamda kendi şahsına burada konteyner kentler yaparak kendi şahsına ait gezici seyyar mutfakları getirerek ve vatandaşımızın yaralarının sarılmasında çok önemli görevler icra ettiler. İnşallah şehrimizi de Sayın Bakanımızın önderliğinde ve rehberliğinde gerek kültürel mirasımız açısından gerek şehrimizin kent dokusunun bozulmaması anlamında ve kimliğinin korunması noktasında ve hafızasının yitirilmemesi noktasında Kültür ve Turizm Bakanımızın Malatya'mıza büyük emekleri olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bir hemşer olarak bu hizmetlerine devam edeceğine kanaatim tamdır. Valimiz de, ordu komutanımız da hakikaten bu işin içerisinde canı açan yoğun bir çalışma içerisindediler. Ve ben burada da valimize de, ordu komutanımıza da, tüm kamu kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin bütün üyelerine sonsuz teşekkürlerimi de huzurlarınızda arz etmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Bakanımızı tekrar şehrimizde görmekten, misafir etmekten ve ona meclisimizin oy birliğiyle hiçbir parti ayırmaksızın bütün siyasi partilerin gruplarının oy birliğiyle hemşerilik beratını kendisine takdim edeceğim. Hemşerilik beratının verilmesini arz ediyorum. Artık bundan sonra bir hemşerimiz olarak şehrimize yapacağınız hizmetlere şimdiden teşekkürler. Ben de teşekkür olduğumu tabii. Bakan olduğum andan itibaren de birkaç kere Malatya'ya gelme fırsatını yakalamıştım. Ama 6 Şubat'tan itibaren işte saat 4:17 civarında deprem oldu. Birkaç saat içinde biz görev yerlerimize atandık. Sayın Cumhurbaşkanımız diğer bakan arkadaşlarımla birlikte bir de Malatya'ya görevlendirdiler koordinasyon için. Başkanımız da dediği gibi saat 9'da buraya intikal etmiş olduk. Saat 9'dan itibaren burada görev almaya başladık. 7 gün 24 saat esasıyla ilk başta görev aldık. Sonrasında belli aralıklarla, belli periyotlarla Malatya'ya gelmeye devam ettik. Demin başkanım da dediği gibi bu işler ekip çalışması. Biz sonuçta bir bireyiz, devlet adamıyız. Bu görevi şu anda biz ifa ediyoruz. Benim önümde kim olsa aynı duyarlılığı gösterecektir.
başta Sayın Valimiz, Ordu Komutanımız, Belediye Başkanımız, diğer ilçe başkanlarımız olmak üzere ve bütün Malatyalılar olmak üzere el birliğiyle büyük bir dayanışma içinde omuz omuza vererek bin yılda bir meydana gelecek böyle bir deprem fırtınasının yükünü hep beraber omuzladık, kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. Devam da edeceğiz inşallah. Zor günlerde insanların birbirine sarılması, birbirine güç vermesi, bunu da dünya örnek olacak şekilde yapıyor olması ve bunu da bizim Malatya'da hep el birliğiyle gerçekleştirmemiz beni çok mutlu etti. Ayrıca bu yapılan çalışmaları Berat'la da ödüllendirmeniz, beni de artık Fahriye bir şeyiniz yaptınız. Açıkçası beni gururlandırdı. O yüzden de hepinize teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle geçiş meclisten. Onun için mecliste oy birliğiyle geçti. O da beni mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Bu deprem fırtınası sırasında Türkiye genelinde bütün vatandaşlarımız imkanları yettiği oranda ellerinde ne varsa paylaştılar. Bunu hep birlikte gördük. Herkes gücü oranında, paylaşabildiği oranda paylaştı. O yüzden hani benim şahsen yaptığım çalışmalarda aslında bir vatandaşlık görevi. Önemli olan sorumluluk sahibi insanlarla birlikte bu sorumluluğu el birliğiyle omuz omuza vererek enkazın kalkması, kaldırılması ve peşinden de şehrimizin yeniden imarı. Artık şehrimiz diyorum başkanım. Evet. İnşallah görev sürem devam ettiği sürece ben Malatya'da elimden geldiği kadar Malatya'ya yakışan yeni yatırımlara öncü olmak istiyorum.